72. Ve burada kim kör ise, bakın gene vahiy vurgusu, yani o ayetlere, kanun ve kurallara kör ise burada, yani dünyada, eğer kim bu yasayı tanımazsa, yasa tanımaz bir şekilde orman kanunlarıyla hareket ederse, bencilce ve beşeri duyguların, şeytani duyguların peşine düşerse, artık o ahirette de kördür ve yoldan daha çok sapmıştır. İlahi yasalara uymamanın zararı sadece ahiret ile sınırlı değildir. Hakikate kör olmayı tercih edenler aslında dünyadayken artan bir sapma ile cezalandırılmaktadır. Bakın bu sapma sadece insanın kendisiyle alakalı bir durum değil. Öyle bir bela ki salgın bir hastalık gibi başkalarına da bulaşan bir virüse benziyor. Bu virüs vahyi alan ilk muhatap Hazreti Muhammed'i bile etkileyecek kadar tehlikeli ve güçlü bir virüs. Bakın onu da 73'ten okuyoruz ve neredeyse sana vahyettiğimiz şeyin dışında. Bize iftira etmen için gerçekten seni fitneye düşürüyorlardı ve o zaman seni gerçekten dost edinirlerdi. İndirilen yasaya uymak istemeyenlerin yasaları değiştirmek için girişimde bulunmaları doğaldır. Günümüzde de bunu görmekteyiz. Buradaki ahlaki sorun ne? Yasanın faydasını bilmelerine rağmen kitaba değil kitabına uydurma çabasıdır. Bu ahlaksızlık ve ilkesizlikleri mahkemelerde, özellikle savunma avukatlarında maalesef görmekteyiz. Müvekkili kurtarmak için haktan sapılıp iftira ve yalanların arkasına sığınılır. Yani müvekkile şöyle ifade vermesini hakim, avukat tavsiye eder. Sen şöyle şöyle dersen daha az ceza alırsın. Ama o adam hakikati öyle değil ki. Yaşananlar öyle değil. Yani o adamın daha az ceza alması için adamın ifadesini değiştiren maalesef her ülkede, her dönemde avukatlar vardır. İdeal yargılamada kanunlar insanların menfaatine göre esnetilmemelidir. Vekiller, avukatlar tarafından bu kanunlar suistimal edilmemelidir. Ancak dünyanın en ideal yasaları da olsa, burada sorun o yasayı işletecek olan kaliteli bir insan neslini yetiştirmeye bağlıdır. Dünyanın en ideal kanunu getirin, o kanunda boşluk bulan gene kalitesiz, ahlaksız insanlar olacaktır. Önemli olan bu insanların yok etmek değil, yok edemezsiniz, sayısını azaltmak. Siz ne kadar dürüst, erdemli insanlar yetiştirirseniz o kadar daha az kanuna, daha az düzeltmeye, yönetmeliğe, genelgeye ihtiyaç duyarsınız. Bir toplumda ne kadar yönetmelikler, genelgeler, kanunlar fazlaysa o toplum o kadar ahlaksız, erdemsiz bir nesil yetiştirmiş demektir. Yani ahlak ölçüsünü buradan anlayabilirsiniz. 74. Ve seni sebat ettirmeseydik, sebatın altını çiziyorum. Andolsun ki sen onlara biraz meylederdin. Evet, burada Rabbimiz yemin ediyor. Allah Resulü diyor ki eğer biz seni sebat ettirmeseydik sen onlara meylederdin. Çok önemli. Buradaki rükun meyletmek, yani bir etki altında kalıp bir şeye sevgiyle yönelmek demektir. Bakın zorlama değil. Bir şeye sevgiyle yönelmek manasına geliyor. Bu etki kötü olduğu gibi iyi de olabilir. Kullanıldığı bağlama göre değişir. Ama her iki ayette de kötü etkinin insanda meydana getirdiği psikolojik, yani içsel ve manevi oluşum ifade edilmekte. Aslında bu ne? Hazreti Adem'e ve hesap gününe kadar ertelenen insana, secde etmeyen ancak insanı kendine boyun eğdiren şeytani duygu ve düşüncelerin etkisini bu ayet en üst örnek üzerinden, Hz. Muhammed üzerinden somutlaştırmaktadır. Zira Hz. Muhammed de sonuçta bir beşerdir ve imtihandadır. Yani buradaki kandırma sağdan gelerek kandırma. Yani insanlar ölmesin, daha iyi olsun diye Allah Resulüne sağdan yaklaşıyorlar ve böylece kandırmak istiyorlar. Yani onun merhametini, Resulün merhametini suistimal ederek hicretle ilgili farklı bir adım atmasını sağlamaya çalışıyorlar. Bakın Allah ilahi yönlendirmeleri olan ayetlerle, vahyettiği akli delillerle başta elçisi, sonra da ona inananları evrensel insani ilkeler etrafında sağduyu, akıl ve vicdanla kodladığı hakikat ve iyilik hassaları ile sebat ettirmiştir. Burada yardım gören Allah'ın dini haşa değildir. Burada yardım gören insanlardır, kişilerdir. O takdirde elbette hayatın ve ölümün sıkıntısını sana kat kat artattırırdık. Eğer sen vahyi bırakıp onlara uysaydın, hayatın ve ölümün, çok önemli bir nüktesi var, sıkıntısını kat kat tattırırdık. Sonra senin için bize karşı bir yardımcı bulamazdın. Niye? Vahyi keserdik. Vahyi kestik artık. Kesildiği anda artık sen bir yardımcı da bulamazdın. Allah için en büyük yardımcısı vahiydi, yönlendirmesiydi gelecekle ilgili Rabbimizin onu. Evet, bakın.
Hukukun kişilerin menfaati doğrultusunda delinmesi aslında delene de uzun vadede kat ve kat zarar veren bir hukuksuzluk ortamı doğurmaktadır. Zira bugün zalim olan yarın mazlum olup deldiği yasaya muhtaç duruma düşebilir. O yüzden hukuk herkese lazım. Kanun, adalet, düzen herkese lazım.